Laplacian maskesinden bahsetmiştik geçen hafta. O da ikinci türev. Onun da ikinci türev olduğunu söylemiştik. Delta F oluyordu. Bu Laplacian maskesi kullanılarak Laplacian'da türev olduğu için o da aslında değişimleri ön plana çıkıyor. İkinci dereceden değişimleri ön plana çıkartıyor. Laplace maskesi kullanılarak bir keskinleştirme. Şimdi averajlama işlemi ne yapıyordu? Averajlama maskesi ne yapıyordu? Smoothing yapıyordu. Yani yumuşatıyordu görüntüyü. Bulanıklaştırıyordu. Yani alçak geçiren filtre görevi görüyordu. Laplacian'da bunun tam tersi. Keskinleştirme, sharpening için kullanılıyor. Yani frekans açısından baktığımızda high pass filter, yüksek geçiren filtre özelliği taşıyordu. Laplacian maskesi o da 3'e 3'lük bir maskeydi. 8, 1, 1, şöyle bunlar tabii eksi. Eksi 1, eksi 1, eksi 1, eksi 1, eksi 1 veya yine 3'e 3'lük. Dört, eksi bir, eksi bir, eksi bir, eksi bir, bunlar sıfır. Şimdi şu ikisi de Laplacian maskesi. Fakat aralarındaki tek fark şu, bu dörtlü komşuluk kullanıyor. Yani merkez pikselin etrafındaki temel yönde sağında, solunda, altında, üstündeki pikselleri hesaba katarak işlem yapıyor. Diğeri de sekizli komşuluk. Tüm komşularını kullanarak, yani şu çaprazdaki pikselleri de kullanarak işlem yapıyor. Ama görevleri aynı. Belli bir nokta etrafındaki farkı baskın hale getirmek, daha çok vurgulamak. Bu Laplace maskesi kullanılarak yapılan keskinleştirme işleminin bir özel bir ismi var. Unsharp masking diye geçiyor. Bu unsharp masking'in nasıl yapıldığını şöyle bir bakıp ondan sonra bir örnek yapacağız. Sonra da ödevi verip kapatacağım. Üç adımı var bu filtreleme işleminin, unsharp masking işleminin. Önce orijinal görüntüyü bulanıklaştır diyor. İkinci adımda bulanıklaştırdığın görüntüyü, bulanıklaştırılan görüntü orijinalden çıkar diyor. Orijinal. Evet. Ve bu sana bir fark görüntüsü, difference mask, fark görüntüsü verecek diyor. Daha sonra bu fark görüntüsünü, maskeyi orijinale ekle diyor. Orijinalle topla diyor. Bu şekilde belli bölgelerde daha fazla detaya sahip olacaksın
diyor. Yani değişimin olduğu yerlerde daha fazla detay, değişimin olmadığı yerler aynı şekilde kalacak diyor. Bu da matematiksel olarak şöyle gösteriyor. Yine kitapta 3-6-3 unsharp masking başlığı altında mevcut. Önce bir G mask görüntüsü elde ediliyor. Bu aslında şu ikinci adımda elde ettiğimiz şey. Nasıl elde ediyormuşuz? Orijinal görüntüden bulanıklaştırılmış görüntüyü çıkarıyormuşuz. Şu blurred. Bulanıklaştırılmış görüntüyü temsil ediyor. Daha sonra G sharp diyelim. G sharp'ı elde etmek için de orijinal görüntüye belli bir katsayıyla çarparak, sabit bir katsayıyla çarparak opsiyonel G mask'ı ekle diyor. Bu kadar. İki aşamalı bir işlem bu. Bu örneği vermemin bir diğer sebebi de şu aslında. Şimdi görüntü işleme uygulamaları burada gördüğümüz gibi şu prosedürde gördüğümüz gibi aşamalı olarak gider her zaman. Yani belli bir işlemle belli bir görüntü elde edersin. O görüntüyü işte orijinalle kıyaslayarak ya da orijinale başka bir şeyler yaparak sürekli adım adım değiştirirsin. Tek bir seferde sonuca ulaşmak yerine farklı yöntemleri adım adım uygulayarak aşamalı olarak sonuca gideriz. Görüntü işlemede izlenen prosedür genel olarak bu şekilde. Buraya kadar bir problem var mı? Zaten gayet açık bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Çok karmaşık bir şey yoktu. Zaten formülasyon da gayet basit. Bir de bunun için bir tane örnek yapalım hemen. Çok kısa. Sonra da kapatalım. Bunun için 3.38'i kullanacağız. Yine kitapta verilen örnek zaten bu. Aynı konuda. Üçüncü bölümde. Şu. Ama bu blur galiba. Neyse şunu şöyle kopyalayayım. Şu kısmı sileyim. Görüntümüz şu. Ayın bir görüntüsü. Bu şu an belki gözle çok ayırt edilmese de aslında bulanıklaştırılmış görüntü. Örneğin şuralardaki kraterler veya belli yerlerdeki kraterlerdeki detaylar çok fazla gözle görülmüyor. Fakat biz bu bahsettiğimiz unsharp masking işlemini yaptıktan sonra gayet belirgin hale gelecek. Şimdi yalnız buradaki problem neydi? Şimdi önce bir detayları yani değişimin olduğu yerleri bulacağız bunda. Bu örnekte bulanıklaştırma yok. Bunda Laplacian'ı. Bu aslında Laplacian için bir örnek. Önce Laplacian
maskesini tanımlamamız lazım. 8'li komşuluğu kullanacağız. -1, -1, -1, -1, -1, -8, -1, -1, -1, -1. Laplacian maskemiz bu. Şimdi ne yapacağım? F Laplace. Değişimlerin, ikinci mertebeden değişimlerin nerelerde olduğunu bulmak için görüntüye Laplace maskesini uygulayacağım. Figure imshow f Laplace. Ve karşıma işte şu figür 2'de olduğu gibi bu görüntünün Laplace'ni alınmış hali çıktı karşıma. Dikkat edersen mesela şu bölgelerde buradan buraya geçiş çok keskin olduğu için buralarda çok parlak bir kenar ortaya çıktı. Ve ay yüzeyindeki burada gözle çok belirgin olmasa da gözenekli yapı, düzgün olmayan yapı burada görülebiliyor. Mesela şurası nispeten düzmüş gibi görünüyor. Yani pek bir değişim yokmuş gibi görünüyor. Fakat Laplace görüntüsüne baktığımızda oradaki değişim daha belirgin halde görülebiliyor. Figür 3.37a diyor. Zaten filtreyi göstermiş. Mesela figür 3.30 buradaki görüntülere bakıyorum da burada iki farklı maskeyle sayfa 163'teki figür 3.38'de iki farklı maskeyle elde etmiş sanırım. Bu Laplacian görüntüsünü ne yapacağım? Orijinal görüntüye ekleyeceğim. Figür G. Ve şunu atıyoruz. Şu orijinal görüntü. Ve burada aslında bariz, gözle görülür. Önemli bir iyileşme, detaylarda artış ortaya çıktı. Ekrandan görülebiliyor mu sence? Görebiliyor musun sen bu değişimleri? Evet, mesela şuradaki kratere baktığında yüzeyin düzgün olmayan yapısı şu an oldukça net olarak görülebiliyor. Mesela şuradaki krater burada çok daha evet net, keskin bir şekilde görülebiliyor. Örneğin şuradaki küçük daire burada daha net görülebiliyor. Şu krater yine burada çok daha keskin bir şekilde görünebiliyor. Bu aslında bize şunu gösteriyor. Laplacian maskesinin uygun şekilde kullanıldığında görüntüdeki detayları önemli miktarda artırabiliyor. Mesela yine şuradaki krater burada çok daha belirgin bir şekilde görünüyor. Bu da keskinleştirme işlemi için bir örnek. Bir de figür 3.40 var da onu şimdi yapmayacağız. Laplacian operatörünün kullanıldığı yine farklı birkaç tane daha örnek var. Fakat onlar daha ileriki derslerde
karşımıza çıkacak şeyler. Geçen derste dediğim gibi averajlama, yani yumuşatma veya bulanıklaştırma işlemini yapmıştık. Bunda da üzerinde astigmatı olan biri olarak gözlüksüz, diğeri gözlüklü görüntü gibi. O kadar fark ediyor mu astigmatta? Yani soldaki ve sağdaki gibi bir fark oluyor mu gözlük takıp takmadığında? Ben bilmediğim için soruyorum tabii. Yani bu söylediğinde güzel bir örnek oldu o zaman bunun için. Demek ki gözlük astigmatı olan biri için Laplacian filtresi gibi davranıyormuş. Bunu da bu şekilde modelleyebiliyoruz demek ki. Evet. Dolayısıyla Laplacian filtresi ile averajlama filtresi birbirinin tam tersi işlemleri yapıyor diyebiliriz. Bir tanesi yumuşatırken, yani bulanıklaştırırken, yani averajlama filtresiyle sağdaki görüntüden soldaki görüntüye geçebilirken, Laplacian filtresiyle soldaki görüntüden sağdaki görüntüyü elde edebiliyoruz diyebiliriz kabaca. Şimdi bununla ilgili bir problem yok anladığım kadarıyla. Anlamış görünüyorsun. Şimdi ödevden bahsedelim. Kitabın 3.7 bölümünü açarsan Combining Special Enhancement Methods başlığını göreceksin. Bendeki kitapta 169. sayfada. Sende kaçıncı sayfa bilmiyorum tam olarak o versiyonunda. Bulabildin mi başlığı? ...3.7 olması lazım. Yine benim kitabımda bir arka sayfada figür 3.43 var. Bir tane iskelet, röntgen görüntüsü. En başta. Hatta bir tane değil, toplamda 8 tane. Ve mesela figür 3.43 A için ABC diye harflendirilmiş her bir görüntü. Orada mesela B'de B'nin neyle, hangi işlemle elde edildiği yazıyor. Mesela diyor ki B Laplacian of A diye söylüyor. A'nın Laplacian'ı diyor. Ondan sonra C için sharpened image obtained by adding A and B diyor. C görüntüsü için. D görüntüsüne Sobel gradient of A diyor. Bunları gördün değil mi? Yine diğer sayfaya geçiyor. E, F, G, H görüntüleri için neler yaptığını anlatıyor. Bu 3.7 bölümünde de bir arka sayfada, yine önceki sayfada ve sonraki sayfada devam ediyor. Adım adım bu görüntülerin nasıl elde edildiğini yazıyor. Diyor ki örneğin işte 3. paragrafta sanırım figür 3.43b orijinal görüntünün Laplacian'ını gösteriyor. İşte obtained using the filter in figür 3.37d. Figür 3.37d görüntüsündeki filtre kullanarak, filtreyi kullandım diyor. Bu görüntünün Laplacian'ını buldum diyor. Bu şekilde adım adım her bir aşamanın nasıl yapıldığını yazıyor. Bu bölümü okuyarak, 3.7'deki bölümü okuya okuya 3.43a görüntüsünü başlangıç görüntüsü olarak kullanıp kitapta gördüğün her bir görüntüyü birebir elde etmeye çalışacaksın. Her birinde hangi işlemi yapıldığı zaten yazıyor. İşte B görüntüsü Laplacian'mış, C görüntüsü sharpened, keskinleştirilmiş görüntüymüş. D görüntüsü orijinal görüntünün Sobel'iymiş, ki Sobel dediği Sobel'den kastı magnitude, hem X ve hem Y, hem X hem Y yönündeki bileşenlerin toplamı. İşte E görüntüsü Sobel'in smoothed versiyonuymuş, 5'e 5'lik averajlama filtresiyle.
F görüntüsü maske görüntüsüymüş. G görüntüsü keskinleştirilmiş görüntü diyor. H görüntüsü de final result diyor. Power law transformation, gamma transformasyonu uygulanmış görüntü diyor. Bu kitap işte bu bölümde yazan teknikleri uygulayarak parametreleri falan da var hep. Bu görüntüleri birebir elde etmeye çalışacaksın. Bunun için ödevde anlaşılmayan bir şey var mı şu an? Hatta şuradan göstereyim o görüntünün hangisi olduğunu. Şu görüntü. Bu görüntüyü. Bu görüntüye işte kitabın 3.7 bölümündeki o yöntemleri uygulayıp her bir görüntüyü tek tek olur. Orijinal resmi bakayım buradan atabilirsem atayım. Yüklendi galiba. Okey. Tamam. Bu görüntüye işte önceki derslerde anlattığımız şeyleri de dikkate alarak işte data tipidir, şudur, budur. Onları da dikkate alarak kitapta yazan işlemleri birebir uygulayacaksın. Bunun için de bir tane rapor yazıyorsunuz. Rapordan kastım şu. İşte her aşamada elde ettiğin görüntüleri eklersin rapora. Yani bir iki sayfalık bir şey olabilir. Çok şey olmasına gerek yok. Neler yaptığını, nasıl elde ettiğini ve hani bir işlemi uyguladın. Atıyorum işte A işlemini uyguladın görüntüye ve ne gözlemledin? Öncesinde nasıldı görüntü, sonrasında nasıldı? Şu örnekte yaptığımız gibi. İşte öncesinde böyleydi. Şöyle şöyle problemler vardı. A işlemini uyguladım. Şunu elde ettim. Sağdaki görüntüyü elde ettim. Bu görüntüde şu şu özellikler iyileşti gibi ne gözlemliyorsan. İşte kitaptan da yararlanabilirsin. Kitapta okuduğun paragraftan da yararlanabilirsin. Kendi gözlemlerini de yazabilirsin. Yani kendi gözlemlerini yazman daha iyi tabii. Dolayısıyla gayet hani straightforward bir şey, ödev olacak bu. Çok zor değil. Bir sonraki dersi muhtemelen pazar günü yaparız diye düşünüyorum. Pazar gününden itibaren aslında daha önemli kısımlara geçeceğiz. Kitabın 9. bölümüne başlayacağız. Morfolojik işlemlere falan başlayacağız. Dateline mı? Nerede geçiyor Dateline? Dateline. Yani de pazar gününe kadar yapmaya çalış. Yani zor bir şey değil. Eğer pazar gününe geldi, hani bir sonraki derse yetiştirememiş olursan biraz daha uzatırız. Bakayım. Sıkıntı var mı bunun için? Pazar günü zor olur diyorsan, pazar gününe zor olur, başka işlerim var diyorsan doğrudan uzatırız. Tamam. Dediğim gibi yetiştirmeye çalış. Yetiştiremezsen biraz daha bakarız. Takıldığın yerde sorabilirsin. Yardım isteyebilirsin. Tabii önce zaten gayet dümdüz bir ödev olduğu için bu. Çok zorlanmayacağını tahmin ediyorum. Bundan sonra aslında birkaç tane daha, bir iki tane daha ödev vermeyi düşünüyordum da.
uygulama ağırlıklı bir ders olduğu için. Neyse, o zaman ekstra bir ödev verecek olursam ben yazılı olarak gönderirim size. Tavsiyem o histogram processing kısmını kitaptan bir incelemen. Sadece global histogram denkleştirme kısmını yaptık. Bir de histogram matching yöntemi var. Ona da bir göz atmanı öneririm. En azından okumanı öneririm. Fikir sahibi olmak için. Başka? Bakayım söyleyeceğim bir şey var mı? Dediğim gibi ödevde takıldığın yer olursa önce tabii kendini çözmeye çalış. Ama çözemezsen de yardım isteyebilirsin. Ben yardımcı olurum. En azından yönlendiririm seni. Şey de yapacak aslında. Abdülhakim de yapacak bu ödevi. Ben yine bunu kaydettim.